Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdih bi adedi halqi ve mil el mizan ve muntehel ilm ve mebla rıda ve zinetel arş. Euzu billahi s-semi'il alim mineşşeytanirracim min hemzihi ve nefhihi ve nefsi. Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka ve zera ve bera. Rabbi euzu bike min hemezzati şeyatin ve euzu bike rabbi en yahdurun. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed bi adedi ilmi. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, sizlere hadisi şeriflerin külliyatından keşif notları vermeye devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde Yüce İslam'ın ve Yüce İslam imanının fezaili hakkında, faziletleri hakkında keşif notları vermeye çalışacağız. Buhari, Müslim, Tirmizi'nin rivayet ettiği hadisi şerifte Peygamber Efendimiz'den şu rivayet yapılmıştır. Ubade İbn-i Samit el-Ensari Hazretleri rivayet ediyor Efendimiz'den. Radiyallahu anhü ve erdahu ecmain. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Men şehide en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele ve enne Muhammeden abdühü ve rasulü ve enne İsa abdullahi ve rasulühü ve kelimetül ve kelimetühü elgâhe ila Meryem'e ve ruhun minhü vel cennete hakkun ve nâra hakkun edhalehullâhul cennete alâ mâ kâne aleyhi minel amel sadaka Resûlullah evkemâ gâl. İşte kıymetliler, metnini okumuş olduğum bu hadisi şerifte şimdi de yüce manasından bahsedelim. Bakın buyuruyor ki sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, kim Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah'ın bir ve şeriksiz olduğuna ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü elçisi olduğuna, keza Hazreti İsa'nın da Allah'ın kulu ve elçisi olup Hazreti Meryem'e attığı bir kelimesi, yani Meryem'in oğlu olduğuna ve kendinden bir ruh olduğuna, keza cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, her ne amel üzere olursa olsun, Yüce Allah Celle Celaluhu onu cennetine koyacaktır, buyurdular.
Burada imanın ve İslam'ın ne kadar yüce bir faziletlerle dolu olduğu, gerçek İslam imanı olacak, gerçek de Müslüman olacaksın. Bu itikat dosdoğru senin kalp dünyana, ruh dünyana bu itikat, bu iman yerleşmiş olacak. Zaten imanın İslam'daki yerini İmam-ı Azam'ın fıkhı ekberinde, itikatta fıkhı ekberinde detaylı orada bilgiler verdik. Bunların esası, hükmünün ne olduğunu müçtehit alimlerimiz fıkıh ilminde, itikadi, ameli, ahlaki, hukuki boyutlarını en güzel şekilde müçtehitler açıkladılar. Biz size bunların metnini, mealini veriyoruz. Hükmünü müçtehit alimlerimizden öğrendik. Onların fıkıh ilmine müracaat edilmesi gerekiyor. Onun için biz size hadis-i şeriflerin metnini ve manasını vermeye çalışacağız. Ama esas hüküm çıkartma konusunda müçtehit ve fakihe aittir bu iş. Bunun da fıkıh boyutunu, müçtehitlerin ilmini size daha önce verdik. Amelde fıkıh ekberi de verdik. Tefsir ilmini verdik. Ve tefsir ilmiyle, fıkıh ilmiyle alakalı bütün hadis-i şerifleri de verdik. Şimdi de özel olarak hadis-i şerifler külliyatından keşif notları veriyoruz. Şimdi kıymetli efendiler, İşte sevgili peygamberimiz bize iman ve yüce İslam'ın fazileti hakkında bakın bu müjdeyi verdiler. Bize düşen iyi bir imanlı Müslüman olmak. Bir defa iman okulunda iyi okumak, İslam okulunda iyi okumak, gerçek iman sahibi olmak, gerçek Müslüman olmak. Bu müjde gerçek imana, gerçek Müslümana veriliyor. Adam papağanlar misali ağzından çıkanı bilmiyor, bir de tersini yapıyor. İman gerçeklerin kalpte tasdikidir. Dil ile ikrarıdır. Gerçeği öğren, öğren. İmanın nedir öğren. Peşinden de bu müjdeleri Allah'tan ümit olarak ebedi yülebet bekle. Hiç mi hiç ümit kesme, ümit var ol. Ama herkesten de daha çok korkmaya çalış. Çünkü korkuyu da korku ile ümidin arasında yaşa. Müslim-i Şerif'in başka bir rivayetinde de şöyle buyurulmuştur. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam yüce Allah'ın Celle Celaluhu elçisi olduğuna şehadet ederse yüce Allah ona ateşi haram kılacaktır. Burada da iman, gerçek imanın ibadetsiz olmayacağına da dikkatler çekilmiştir. Hakiki imanın var, Allah'ı tanıdın, peygamberi tanıdın. Allah'ın emirlerini terk edebilir misin? Cayır 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 farzları terk edebilir misin? O farzların terkinden dolayı ne kadar ağır suçlu olduğunu, olacağını da Kur'an-ı Kerim, sahih sünnet, hadis-i şerifler haber veriyor. Yani müjdeleri alırken,
doğru almalıdır. Evet, kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın peygamberi, elçisi olduğuna şehadet ederse, Allah ona ateşi haram kılacaktır. Şimdi bu müjdeye mazhar olmak için Kur'an-ı Kerim'de sık sık geçen bir ayet var. İllellezine amenü ve amelü salihat. Bunları unutma. Gerçek iman amelsiz tekamüle ulaşmaz. Kamil iman, kamil manada bir imandan bahsediliyor burada. Kamil manada Allah'a inanıyorsan, kamil manada Hazreti Muhammed'in peygamberliğini tasdik ediyorsan, o zaman ibadetlerini de yaptırır o iman sana. Yaptırmıyorsa, cennete ilk girenlerle giremezsin, cezanı çekersin. Ondan sonra cennete girersin. Allah'ın affına mazhar olmadıkça öbür suçlardan kurtulamazsın. Evet kıymetliler, işte İslam imanı tevhiddir. Allah'ın birlik esasına dayanır. İslam'daki mutlak ve saf tevhid inancı başka hiçbir sistemde yoktur. Yahudiler Müslümanlardan çok farklıdır. Yahudileri düşünen, onları kayıran milli bir ilah düşüncesi galebe çalar. Yani alemlerin Rabbisi demez onlar. Yahudinin Rabbisi derler. Allah alemlerin Rabbidir. Bunu elhamdülillahi Rabbil alemin. Hiç unutma. Yine Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur diyerek dinden imandan çıkmışlardır. Ve Musa'nın Tevrat'ın yolundan sapmışlardır. Kaba bir üslupla tevhidden uzaklaşmışlardır. Ahiret inancı da şunu iyi bil ki İslam'da ahiret inancı da haktır, gerçektir, cennet haktır, cehennem haktır. Hazreti İsa'nın şahsiyeti Yahudilerin Hazreti Meryem'e iftiralarına sebep olurken Hristiyanların da onun babasının Allah olduğunu iddia etmelerine sebep olmuştur. Hristiyanı da yoldan sapmıştır, Yahudisi de. Gerçek İsa'yı tanıtan Hazreti Kur'an İslam'dır, Hazreti Muhammed'dir. Gerçek Musa'yı, gerçek Tevrat'ı da Kur'an-ı Kerim kendi bünyesinde mümin müheymindir. İncil'de, Tevrat'ta, Zebur'da, suhuflar da böyledir. Hazreti İsa da Allah'ın kulu Meryem'in oğludur. Yahudiler İsa'ya, Meryem annemize iftira etmişler. Ve İsa veledi zina, Meryem onu başkasından aldı, veledi zina demişlerdir. Ve bu şekilde iftira etmişlerdir hem Meryem annemize hem İsa'ya aleyhisselam. Üzeyr aleyhisselama da iftira etmişlerdir. Üzeyr de Allah'ın sevgili bir kuludur. Üzeyr Lokman Zülkarneyn hakkında ulema ihtilaf etmiştir. Kimisi velidir, kimi nebidir demişlerdir ama değerli şahsiyetler olduğu kesindir.
Allah'ın değerli kullarıdırlar. Allah'ın oğlu kızı var diyenler, İsa'yı ilahlaştıranlar, Üzeyr'i ilahlaştıranlar ne Musevidir, ehli kitap da değildir bunlar. Bunlar Musa'nın, İsa'nın, Tevrat'ın, İncil'in yolundan sapanlardır. Müslüman hiç değillerdir. Bütün tarihte peygamberler Müslümandır. Bütün peygamberlerin ortaya koyduğu din sadece İslam'dır. İslam'ın dışındaki dinler uydurmadır. Ya aslı bozulmuş, tahrif edilmiş, muharreftirler veyahut da tamamen uydurulmuşlardır. Beşeridirler. Onun için kıymetliler, zaten öbür derslerimizde bunlara değindik. Hazreti İsa yaratılan bir kul olduğunu teyit ederek ne demiştir? Ben Allah'ın kuluyum, Meryem'in oğluyum demiştir. Hazreti İsa ben Allah'ın oğluyum demedi ki. Üzeyr Aleyhisselam ben Allah'ın oğluyum demedi ki. Hazreti İsa Allah'ın bir kelimesidir. Yani ol demesiyle oluvermiştir. Her şey Allah'ın ol demesiyle olmuştu. Kün feyekun. Yasin-i Şerif'in 82. ayetinde ifade edildiği üzere Yüce Allah bir şeyin olmasını dileyince ona ne der? Ol der. O şey hemen oluverir. Ol emri ile Hazreti İsa da babasız olarak yaratılmıştır. Evet kıymetliler, annesi de Hazreti Meryem'dir. Hazreti Adem Aleyhisselam annesiz babasız yaratıldı. İsa da babasız yaratıldı, annesi var. Annesiz babasız da yaratıyor Cenab-ı Hak. Babasız da yaratıyor. Bakın, annesiz de yaratıyor. Çünkü yaratmanın her türlüsüne kadir bir yüce Rab var. İsa Aleyhisselam Allah'tan bir ruh denmesini de ruh Rabbimin emrindendir. İsra Suresi ayet 85. Mesela Rabbimin emrindendir derken Salih Aleyhisselam'ın devesine de Nakatullah Allah'ın devesi, Kabe-i Şerife de Beytullah Allah'ın evi teşrif için Allah'a izafe edilmişlerdir. Bunların şerefini göstermek için değerini. Yoksa hiçbirisi Allah'tan bir parça falan değildir. Her şey Allah'ındır, ona izafe edilebilir. Çünkü yerde, gökte, alemlerde ne varsa Allah'ındır. Onun için kıymetliler, Yüce Allahu Teala'yı iyi tanımalı, yaratanı, mahlukla Halik'i karıştırmamalı. Kim karıştırırsa şirke düşer. Şirke af yoktur. Müşrikler cennete ebedi girmeyeceklerdir. İmanlı olarak kabre girildiği takdirde kulun ebedi olarak cehennemde kalmayacağı, az da olsa yaptığı hayır sebebiyle cennete yine gireceği inancıdır.
büyük günah işleyenler hakkında ileri sürülen ifrat ve tefrit fikirler reddedilmiş olmakta, ehl-i sünnet inancına esaslı bir açıklık ve delil getirilmektedir. Her ne amel üzere olursa olsun Allah onu cennetine koyacaktır İfadesinin nevevi netice olarak diye tevil eder. Yani neticede cezasını cehennemde çektikten sonra cennete gelecektir imanı sayesinde demektedir. Yaptığı kötülüklerin cezasını çektikten sonra neticede cennete girecektir demek olduğunu ehl-i sünnet alimleri söylemişlerdir. Ehl-i sünnetin dışındakiler Müslümanları yozlaştırmak, çığırından çıkarmak için ne yapmışlardır? Konuları, birbirini tamamlayan konuları parçalamışlardır. Hadis-i şerifler, ayet-i kerimeler birbirinin devamı ve tamamlayıcısıdır. Bir ayeti alıp öbürlerini yok sayarsan, bir hadis-i şerifin bir parçasını alıp öbür hadis-i şerifleri yok sayarsan, bu İslam anlayışı değildir. Müslümanları yozlaştırmaktır. Onun için kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır. Bak bu da hadis-i şerif. Bunu da Tirmizi sahih olarak ortaya koymuştur. Sen şimdi bu hadisi yok mu sayacaksın? Öbür hadisi varsaydığın zaman bunların ortasını da ne yapmış ulema? Bunların hükmünü, gerçek manasını hepsinin özünden alarak hükmü ortaya koymuşlardır. Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz. Bu da ayet-i kerime. Nisa suresi 40. ayet-i kerime. Onun için Müslümanlar dinlerini, ayetleri, hadisleri, onlardan çıkan hükümleri doğru anlamak için fakih müştehide muhtaçtırlar. Fakih müştehitlerin ilmini biz ortaya koyuyoruz. Hadis-i şeriflerin de aslını ortaya koyuyoruz. Hükmünü de yine fakihlere, müştehitlere bırakıyoruz. Biz hadisin aslını ortaya koyuyoruz. Hadis-i şeriflerden hüküm çıkartma konusunda bakın Ebu Yusuf ne diyor? Dünyada en büyük müçtehitlerden biri. Hadis-i şerifler çiçek tarlasına benzerler. Çiçek tarlasında hangi çiçeklerin nerede nasıl ilaç yapılacağını doktor eczacıya söyler. Eczacı da doktordan aldığına göre hareket eder. Burada doktor müştehit fakihlerdir. Eczacı da fakih olmayanlardır. Doktor olamayan eczacılar nasıl eczacı ise fakih müştehit olamayan ne kadar hocalar varsa imamlar, vaazlar, müftüler, şunlar bunlar, bunlar fakihlerin, müştehit olan fakihlerin ilmini bilmek zorundadırlar. Onların ilmini, ayetlere, hadis-i şeriflere onlar nasıl mana verdi, nasıl hüküm çıkarttı, onu bilmek zorundadırlar. Eczacıyı götürüp doktorun yerine oturtturursan,
eczacı demez mi, ben doktor değilim demesi gerekmez mi? Bugünkü imamlar, bugünkü müftüler, bugünkü vaazlar, müştehit olmayanların hepsinin durumu budur. Müştehidin ilmini bileceksin, ayeti bileceksin, hadis-i şerifleri bileceksin ama o ayetlere, o hadis-i şeriflere müştehit fakihler ne hüküm verdi bunu da bileceksin. Gerçek doktoru bulmayan hasta hastalığını gideremez. Gerçek doktorunu bulacaksın. Evet kıymetliler, kim Rab olarak Yüce Allah'ı, din olarak İslam'ı, Resul olarak Hazreti Muhammed'i seçtim ve onlardan razıyım, memnunum, memnunum derse cennet ona vacip olur. Bunu diyen adam, kalbiyle tasdik eden, diliyle ikrar eden adam, cayır cayır haram işler mi? Cayır cayır farzları terk eder mi? Allah-u Teala'nın yap dediği farzları cayır cayır terk edebilir mi? Bu imanı taşıyan bir adam. Onun için efendiler, konuları iyi anlayalım. Kimler imanlı olarak kabre girer? Farzları yapmayanların, yasaklardan kaçmayanların lafla Müslüman olduğunu söylediği halde İslam'ın emirlerini yapmakta kibirlenenlerin, mesela tesettür, miras hukuku gibi bir kısım dini emirleri vakti geçmiş veya Araplara has telakki edenlerin kabre imanlı olarak girme şansları ne kadardır? Buna düşün. Farzları hafife alan, namazı örnek olarak söyleyeyim, hafife alarak kılmayan, bunların imanlı olarak ölme şansları yoktur. Çünkü dinde kesin olarak Allah'ın bir emrinin hükmünü hafife alan kişi bunu tasdik etmemiş oluyor. İkrar da etmemiş oluyor. Tasdik ve ikrar olmadığı için de iman orada yoktur. Sahte müjdeler vermeyelim, müjdenin gerçeğini ortaya koyalım. Peygamberin her sözü güzeldir, mükemmeldir. Onun senin nasıl anlayıp anlamadığına bağlıdır. Doğru anlaman için bu işin ilmini, irfanını iyi bilen, ehliyetli, liyakatli, selahiyetli, müştehit fakihlere ihtiyacın var. Bunu unutma. Sahte vaazlar töremiş. Sahte imamlar töremiş. Sahte cemaat önderleri töremiş. Ayetlere yanlış mana veriyorlar. Hadis-i şeriflere yanlış mana veriyorlar. Milleti sahte müjdelerle oyalıyorlar. Hatta milleti dinden, imandan uzaklaştırıyorlar. Farkında değiller. Devletimize düşen en büyük görev gerçek alim yetiştirmektir ehl-i sünnet ve cemaat yolunda. Yeryüzünü çok mükemmel okutan dünyayı dört ekol bir defa sapasağlam ayakta durmaktadır. Müştehitler ekolüdür bu. Hanefi ekolünün adı Hanefi okuludur ama içerisi İslam ilimlerdir. Maliki okulu, Şafii ve Hanbeli ekolleri, bunlar isimlerinin böyle olması içindeki dersleri değiştirmiyor. İçinde İslam ilim, Kur'an-ı Kerim, hadisi şerifler, icma ve kıyas,
gibi asli ilimler ve fer'i ilimler okunuyor. Okulların ismi değişik olabilir ama eğitim sisteminde müfredat neyse odur. Müştehitlerin ihtilafları rahmettir. Ama müştehit olmak kaydıyla, fakih olmak kaydıyla, ulemanın bu bir zenginliğidir. İslami caddenin genişliğidir. Rahmetin yaygınlığıdır bu. Onun için müştehitlerimizi, ehli sünnet müştehitlerimizi iyi anlayalım, iyi kavrayalım. O zaman dinimizi iyi öğrenmiş oluruz. Evet kıymetliler, biz bunları tefsir ilminde, tefsirden keşif notları baştan sona verilirken, fıkıh ilminde, dört mezhebin bütün fıkıh ilmini ve diğer müştehitlerimizin de görüşlerine değinerek bunların keşif notlarını önceki derslerimizde verdik. İmanla ilgili İmam-ı Azam'ın itikatta fıkıh ekberinin de özetini, özünü verdik keşif notları olarak. Şimdi de hadis külliyatından sizlere keşif notları vermeye devam ediyoruz. Cenab-ı Hak razı olduğu hizmetlerden, ameli salihlerden ayırmasın. Biz Rabbimizin kullarıyız. Yüce İslam'ı doğru anlamalıyız. Yüce Allah'a da doğru kulluk yapmalıyız. İslam'ı doğru bilmeden kimse doğru kulluk yapamaz. Evet kıymetliler, yine başka bir hadis-i şerifte bakın Peygamberimiz ne buyuruyor. Bunu da Buhari-i Şerif ve Nesai gibi kıymetli alimlerimiz rivayet etmişlerdir. Bir kul İslam'a girer ve Müslüman olur ve bunda samimi olursa, daha önce yaptığı bütün hayırları Allah lehine yazar. İşlemiş olduğu bütün şeyleri de affeder. Müslüman olduktan sonra yaptıkları da şu şekilde muamele görür. Yaptığı her hayır için en az 10 misli olmak üzere 700 misline kadar sevap yazılır. İşlediği her bir şer için de Yüce Allah affetmediği takdirde bir günah yazılır. Bakın bunlar müjdeler dolu ama gerçek samimi Müslüman olmasına bağladı Peygamberimiz ilk cümlesinden itibaren. Gerçek iman sahibi, gerçek Müslüman hiç ibadetlerini bırakır mı? Hiç haramları cayır cayır işler mi? Onun için gerçek Müslüman, gerçek imandan bahsediliyor bu hadis-i şeriflerde. İbadet sırasında Rabbinin kendisine yakınlığını hatırlaması, idrak etmesi. İşte bakın, kişinin ihlasındaki alameti odur. Nedir? Rabbinin kendisine yakınlığını hatırlaması. Çünkü Yüce Allah kuluna şah damarından daha yakındır. Ve Rabbisi insan ile mahlukatla istediği an beraberdir. Hem de süphan olarak, münezzeh olarak, süphan olarak seni sürekli gören, gözeten, murakabe eden, teftiş eden odur. Çünkü o seni sürekli görüyor. Sen göremesen de o seni görüyor. Şimdi sen de onun kendini sürekli gördüğünü şuur içinde hatırından çıkarmadan
ibadet eder, ibadet dışında da bu şuuru taşırsan, işte o zaman muhsinlerden olursun, ihsan derecesine yükselirsin. Evet kıymetliler, Nevevi şunu söyler: gerçek olan muhakkik ulemanın icma ettiği husustur. Kafir, sadaka, sıla-i rahim gibi hayır ameller işlemiş ise, Müslüman olduktan sonra bu onun hayırlar defterine yazılır. Yeter ki Müslüman olarak da ölmüş olsun. Müslüman olmak ayrı şey, imanı muhafaza etmek, Müslüman olarak ölmek de ayrı şey. Bunlar bir bütün. Müslüman olacaksın ama imanlı yaşayacaksın, imanlı Müslüman öleceksin. Bunun gayreti içinde olacaksın. Bakın, İbn-i Hacer gibi kıymetli alimlerimiz de ne diyor? Kişinin Müslüman olunca önceki amellerinin sevap olarak yazılması bir lütfu ilahidir. Bu onlardan önceden sadır olan amellerin kafirken makbul olmasından dolayı değildir. Hadis-i şerif işlenen amelin sevabının yazılacağını belirtiyor. O amelin makbul olduğuna temas etmiyor. Kafirken yapılan iyi amelin makbul olma keyfiyeti İslam Müslüman olma şartına bağlanmıştır. Ve bu Müslüman olma şartına bağlanmış olması da efendim ortadadır. Müslüman olursa makbuldür. Olmazsa değildir. Bu görüş daha kavidir, gerçek olan da budur. Evet kıymetliler, İbnül Münir gibi kıymetli alimlerimiz de bakın ne diyorlar? Kafir eski inancı üzerine ölürse, salih amellerinden hiçbirisinin kendisine faydası olmaz. Hepsi hebaen mensur, faydasız olarak gider, hiçbir faydası olmadan. Çünkü bu konuda pek çok ayeti kerimeler de var. Hazreti Ayşe radıyallahu anh İbn-i Cüt'an hakkında bakın ne diyor? Peygamberimize soruyor. O hiçbir zaman Rabbim günahlarımı kıyamet günü mağfiret buyur dememiştir diyor. Şimdi çok hayır işleyen bir adam mı soruyor? Müslüman olmayan ama hayır işleyen bir adamı soruyor Ayşe annemiz peygamberimizden. Adı da İbn-i Cüt'an. Efendim ona faydası olmayacak mı diye soruyor da Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? O hiçbir zaman Rabbim günahlarımı kıyamet günü mağfiret buyur dememiştir diyor. Küfür de derece derecedir. Cehennem tabaka tabaka, dereke derekedir. Küfür de dereke dereke, tabaka tabakadır. Onun için kafirler cehennemde küfrünün derecesine göre cehennemde bir tabakaya yerleştirirler. İşte yerleştirilirler. Bu nedenle küfrün de derekeleri vardır. İmanın ameli salihlerin dereceleri vardır. O nedenle hepsi kafirdir ama cehennemde ebedi hepsi kalacaktır. Yerleri farklıdır.
Ama en hafifi hakkında cehennemin en hafif tabakası, en üst tabakasıdır. Oraya da girer girmez beyni kaynamaya başlar. Ayaklarına ateşten iki nanil giydirirler. Beyni kaynamaya başlar. Bundan hafifi de yok olduğu rivayet edilmiştir. Sizden biri içiyle dışıyla Müslüman olursa yaptığı her bir hayır en az 10 mislinden 700 misline kadar sevabıyla yazılır. İşlediği her bir günah da sadece misliyle yazılır. Bu hal Yüce Allah'a kavuşuncaya kadar böyle devam eder buyurdu sevgili Peygamberimiz. Bunu da yine Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir bu hadis-i şerifte. Bu hadis-i şerifi ki Ebu Hüreyre Hazretlerinden radıyallahu anh. Evet kıymetli efendiler, Bakara suresi 261. ayeti kerimesinde mallarını Allah yolunda sarf edenlerin durumu, her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren tanenin durumu gibidir. Yüce Allah dilediğine kat kat verir. Allah'ın lütfu geniştir. İşte birden 700'e kadar bu ayeti kerime Cenab-ı Hak kuluna sevabı artırıyor. Yine En'am suresi 60. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak kim bir hayır yaparsa ona 10 katı verilir. Kötülük yapan da misliyle cezalandırılır. En az sevaplar 10 kat artırılıyor. Dilediği zaman 700'e çıkarıyor, 700 kat, dilediği zaman daha da hesapsız veriyor. Bu Allah'ın lütfunun, kereminin, fazlının sonsuzluğundan geliyor. Vermeyi seviyor, sen kazanmaya bak. Çünkü yapılan hayır, Yüce Allah'ın vermiş bulunduğu nimetlerin karşılığı olamaz. Sen ne kadar hayır işlersen işle, Allah'ın verdiği nimetlerin karşılığını ödeme şansın var mı? Yok. Ama sen görevini yapmaya gayret et. Hayat vermiş, sıhhat vermiş, maddi imkanlar vermiş, bunlar gibi nice nimetler vermiş. İstifade ediyoruz. Hava, su, güneş, yiyecekler vesaire hep onun mülküdür. Onun mülkünü kullanıyoruz. Efendim, bunlara karşı minnet, şükür ve kulluk borcumuz var. Yapılan hayırlar hiçbir surette nimetlere bedel olamaz. Borcumuzu ödeyemeyiz. Öyleyse ne yapmalı? Bütün gücümüzle Allah'a kulluk yapmalı, aczimizi, cehlimizi, gafletimizi, noksanımızı, kusurlarımızı iyi görmeli. Ancak Cenab-ı Hak lütfuyla gelecekte ücret vaat etmiş, cennet vaat etmiştir. Sen kulluk aczinle gücün yettiği kadarını Allah yolunda harcarsan, bu nimetlerin tamamına karşı senin zaten bunları ödeme şansın yoktur. Öyleyse bütün gücünü, kudretini, kuvvetini Allah yolunda imkanlarını harcamaya bak. O zaman Cenab-ı Hak sana ne diyor? Kulumun gücü bu kadar diyor, gücünü de benim yolunda kullandı diyor sana. Bir de cenneti âlâ veriyor. İmanın sebebiyle, ameli salihlerin sebebiyle, yoksa o nimetlerin karşılığını ödediğin sebebiyle değil. Kimse Allah'ın nimetlerinin karşılığını ödeyebilir mi? Lütfu keremiyle
senin imanın sebebiyle, Müslümanlığın, ameli salihlerin sebebiyle ne yapıyor? Sana lütfundan tutuyor, bir de cennetini veriyor. Bu lütuf, efendiler, şu halde gelecek nimetler mahz-ı lütuf ve rahmettir. Bu lütuf ve rahmetin büyüklüğü hayır amellerin en az 10 misliyle yazılmasında kendini gösteriyor. İhlasımız nispetinde de şartların ağırlığı nispetinde Rabbimiz hayırları 700 ve hadsiz şekilde katlayacağını da bildiriyor. Evet, sen bir günah işlersen bir günah yazılıyor. İki günah yazmıyor Cenab-ı Hak. Ama bir tek sevap işlersen 10 sevap yazıyor onu, en az. Dilediği zaman 700'e çıkarıyor. Dilediği zaman hesapsız sevap veriyor. O onun lütfundandır, fazlındandır, keremindendir. Senin de bu samimiyetine, ihlasına bağlıdır. Rabbine samimi ol. Aczini bil, cehlini bil, haddini bil. Allah'ın namütenahi yüceliğini, büyüklüğünü bil. Kulun da ne kadar aciz olduğunu bil. Aciz kadire ebedi muhtaçtır. Bunu hiç unutma. İtaat yerine isyan edersen, iman yerine küfür, şirk ortaya çıkarsa, nifak ortaya çıkarsa, o zaman ebedi yülebet Allah'ın gazabına, cezasına, hışmına çarpılırsın. Cehennem bunun için yaratıldı. Kimin hayatta söylediği en son sözü La ilahe illallah olursa cennete gider. Bunu da Ebu Davud rahmetullah rivayet etmiştir. Muaz İbni Cebel Hazretlerinden rivayet ediyor. İşte burada da kıymetliler, son sözü La ilahe illallah olursa diyor. Kişi iman ile yaşarsa, ameli salih ile yaşarsa, imanla ölür. Ya kişi yaşadığı gibi ölür. Öldüğü gibi dirilir, dirildiği gibi mahşere gelir. Onun için son sözün hüsnü hatime, yani imanla dünyadan göçmek istiyorsan, yaşantın Müslüman olsun, imanla yaşa, ameli salihle yaşa. İmanla, ameli salihle yaşayan imanla ölür. İstisnalar kuralı bozmaz. Esas kural bu işte. İmanla ölen, imanla mezarından kalkar. İmanla mezarından kalkan, imanla mahşere gelir. İmanla ameli salihle mahşere gelen de Allah'ın lütfuna, rahmetine, merhametine, mağfiretine mazhar olur. Hazreti Muhammed'in şefaatine de nail olur. Onun için ekmeden biçmeye kalkmayalım bir. İkincisi, küfür ekip de iman biçilmez. Şirki ekip de tevhid biçilmez. Ve nifakı ekip de ihlas biçilmez. Aklını başına al. Ne ekersen onu biçersin. İmanlı, İslamlı yaşa. İyi Müslüman ol. İşin garantisi burada. Allah'a teslim ol. Tevekkülün tam olsun. İhlasın tam olsun. Allah'a ait olduğunu bil. Her şeyinle sen Allah'a aitsin.
Biz hepimiz neyimiz varsa Allah'a aitiz. Onun kullarıyız. Kudret ondan, kuvvet ondan, nimet ondan, bütün nimetler ondan. Lütuflar, keremler hep ondan. Bastığımız küreyi arz onun. Şu gökler onun, semavat onun, içindekiler onun. Bizi ne yapmış? Bu nimetlerin içine nimetlerle donatmış. Buna rahmeti Rahman'ın tecellisi bu. Bir de ebedi nimetler vereceğini, cennetini vereceğini de söylemiş. Neye, hangi şarta bağlamış? İmanlı Müslüman ol, iyi Müslüman ol. Buna bağlamış. Onun için imanla, İslam'la yaşarsan, ameli salihlerle yaşarsan, imanla ölürsün. Son sözün la ilahe illallah Muhammedur Resulullah olur. Allah mümine, Müslümana her zaman yardımcıdır. Ölürken, can verirken de ondan başka yardımcı mı var? Ondan başka senin imdadına koşacak biri mi var? Adam cana vuruldu, can veriyor. Dünyanın bütün doktorlarını getir bakayım, kurtarabiliyorlar mı? Doktor cana vuruldu. Öbür doktorların hepsini çağırın, kurtarabiliyor musunuz? İmanlı mı gidecek, imansız mı? Allah'tan başka ona yardım edecek biri var mı? Yok, Allah da emir ve kurallarını İslam ile, Kur'an ile, sahih sünnet ile bildirmiş. Fakih, müçtehit alimler de bunu en güzel şekilde fıkıh ilminin içine bunları, hükümleri çıkararak koymuşlar. Dinini öğren, iyi Müslüman ol, bil doğruyu, gerçeği bil ve gerçeği yaşa. Yaşamadan İslam'ı, yaşamadan Müslümanlık olur mu? Evet kıymetliler, la ilahe illallah tabirinin maksadın kelime-i şehadet olduğunu da ulema belirtmiştir. Yani la ilahe illallah sadece bir uyarıdır ve anahtardır. La ilahe illallah'ın içinde Muhammedur Resulullah var. Bu iki kelimenin içinde, kelime-i şehadetin içinde de İslam'ın hepsi var. O kadar toy, o kadar cahil insanlar töremiş ki, millete sadece la ilahe illallah diyen cennete girer diye, dinin öbür tarafını yok sayarcasına, haşa sümme haşa, bu kadar cahilce konuşan vaazları görüyoruz, hatipleri görüyoruz. Bunlara dikkat edin. Bunlar bu milleti sapıtıyorlar. Camilerde cemaat kalmadı. Sebebi ne? Sebebi yanlış ekilen talladan doğru mahsul alınmaz. Sebebi bu. Evet kıymetliler, Muhammedur Resulullah cümlesi de dahil olmalıdır. Bu sadece ön haberdir. Ön haberin arkasındaki haberleri yok sayarsan bu dini hiç anlamamış olursun. Kendini de mahvedersin, toplumu da, sana inananları da mahvedersin. Sapmış, sapıtmış olursun. İbadeti, tevbeyi sona bırakmayı gerektirmez. Kulluk edebi her an samimi olarak Yüce Allah'a ilticayı gerektirir. İlticayı amirdir. Onu emreder. Gençlik gafletiyle şeytanın bu ivasına kapılır. İbadeti, tevbeyi ihtiyarlığa bırakırsa, son nefeste ihlasla yapılacak tevbenin,
telaffuz edilecek kelime-i şehadetin yetebileceği söylenir. İşte umulmadık kazalara kurban gittiğini, bu yanlışın içinde olanların, işi soruya bırakanların ne kadar yanıldıkları ortadadır. Ani ölümler çoğalmıştır. Ani ölümler tehlikelidir. Bu ister yatağında kalp kriziyle git, istersen bir trafik kazasında, istersen başka yolda. İslam'ı yaşamayarak gaflet içinde yaşanan hayat senin başın belasıdır. Eksik bıraktığı ibadetler, kul hakkıyla ilgili günahlar sebebiyle maruz kalınacak azaptan garanti vermiyor. Cennete gitmek garantisi veriyor. Ne zaman? Cehennemde cezanı çektikten sonra imanın varsa cennete gideceksin. Cehenneme girmek o kolay mı? Parmağın ucunu ateşe bakayım dokun, bir dakika tutabiliyor musun? Bir saniye. Parmağın ucu senin bir ateşe bir saniye dayanmayan bir insanın vücutunun tamamı cehenneme girdiği zaman sen cehenneme girmemeye gayret et. Aklın varsa, imanın varsa, akıl Firavun'da da var, Ebu Cehil'de de vardı ama kötüye kullandı. Çünkü imanları yoktu. Eğer imanın emrinde bir aklın varsa iyi düşün. Cehenneme girmemeye çalış. Bunun için de kulluk görevini yap. Farzları terk etme. Haram işleme. Gerçek iman ehli ol. Dinini de ta mezara kadar, Azrail aleyhisselam gelinceye kadar gece gündüz dinini öğrenmeye çalış. İmkan var mı? Şimdi imkan çoğaldı. Bilgisayarlar, internetler, bir üniversite, İslam üniversitesi kılmadan, yani şirk koşmadan ölürse cennete girer. Müjdesini verdi, dedi. Ben hayretle zina ve hırsızlık yapsa da mı, diye sordum. Hırsızlık da etse, zina da yapsa, cevabını verdi. Ben tekrar, yani hırsızlık ve zina yapsa da, ha dedim, evet dedi, hırsızlık da etse, zina da yapsa. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam dördüncü keresinde ilave etti. Ebu Zer patlasa da cennete girecektir dedi. Kıymetliler, burayı da doğru anlamak için dikkat etmek lazım. Her günahsız kul yok dünyada. Peygamberler masumdur. Onlar günah işleyemezler. Her insanın küçük veya büyük günahları olur. Bunun tövbesi var, istiğfarı var. Ve bunları gerçek iman ile kişi Müslümanlığını yaptığı zaman bunların tövbesiyle, istiğfarıyla Allah-u Teala'nın affedemeyeceği günah yok. Ama gerçek iman ve gerçek ameli salihini işlemeye bak. Burada büyük günahı olanlara Cenab-ı Hak ümit kesmeyin, tevbe istiğfar edin. Şirk koşmama kelimesine de gelince, bak şartı şirk koşmamaya bağladı. Şirkin o kadar tehlikeli yönleri var ki, şirkten kurtulmak o kadar önemli bir durum ki, imanın iman olması için imanda şirk olmayacak.
Şimdi şirkin o kadar tehlikeli tarafları var. Gizli şirkler var, açıktan şirkler var. Açıktan olan putlara tapıyor adam. Bu müşrik, şirk koşuyor. Gizli olanlar var. O sen nefsine taparsan, o putuna tapıyor. Sen nefsi putlaştırırsan, malı mülkü putlaştırırsan, dünyayı putlaştırırsan, omzundaki rütbeleri, mevki makamları putlaştırırsan, halin nicedir. Allah'a kulluğu bırakır, bir başkasına kulluk yaparsan, bunlar bire şirktir. Buradaki cennete gitme işi, şirk koşmazsa diyor bak, şirk olmayacak imanın. İmanın yanında, yakınında, uzağında şirk olmayacak. Allah'ın işi benzeri var mı? Yok. Ortağı var mı? Yok. Peki başkasına kulluk yapıp Allah'a kulluk yapmazsan başkasını ne yapmış oluyorsun sen? Putların çeşitleri var. Çeşitli putlar var. Nefsini putlaştırma. Malını mülkünü putlaştırma. Mevkini makamını putlaştırma. Puta tapanı müşrik kabul edip de beri tarafta nefsine tapanı ne diyeceksin ona? İşte bunları iyi anlamalı, iyi kavramalı. Yüce Allah'a gerçek kul olmalı. Gerçek ehli iman olmalı. Ehli İslam olmalı. Yüce Allah'a gece gündüz yalvar. Allahümme altini imanen sadika ve yakinen lense ba'dehu küf ve rahmeten minhu. Ey Müslüman, küfrü, şirki, nifakı olmayan gerçek bir imanı Allah'tan gece gündüz yaşayarak iste. Ama kulluk yaparak iste. İlim elde ederek iste. Milleti sahte müjdelerle veyahut da gerçek müjdeyi perdeleyerek gerçek müjdeleri gerçek anlatmadan milleti şirkten kurtarıyorum derken şirke sevk eden, haramdan kurtarıyorum derken harama sevk eden, ehliyeti liyakati olmayan hatiplere, vaazlara dikkat edin. Ve bu yolda acemice yazılmış kitaplara da dikkat edin. Bizden söylemesi. Zani zina ettiği sırada bakın şu peygamberimizin bu sözünü de unutma. Ne diyor peygamberimiz? Zani zina eden, zina ettiği sırada mümin olduğu halde zina etmez. İçki içen, içki esnasında mümin olduğu halde içki içmez. Şimdi demek oluyor ki burada iman kemal derecesinde ulaştığı zaman zinada ettirmiyor, hırsızlıkta yaptırmıyor, günah işletmiyor. İman kemal manasında kemale ulaşmadıkça insanlarda bu tür hatalar zuhur edebiliyor. İslam uleması zina eden kimse imanı kamil sahibi olarak zina etmez demiştir. Böyle tevil edilmediği takdirde zahirine göre anlayıp harici görüşü benimsemek gerekir ki büyük günah işleyen kafir olur derler hariciler. Bu İslam'da ehl-i sünnet anlayışında böyle değildir. Büyük günah işleyen kafir denmez. Günahkar denir. Günahkardır. Büyük günahkardır. Tevbe ederse, Yüce Allah dilerse affedebilir der. İmam-ı Azam bu meselede imanla ameli ayrı mütalaa eder.
İman kalb ile tasdik, dil ile ikrardır der. Affı ilahiye mazhar olmasa bile cezasını çektikten sonra yine de cennete girecektir imanı varsa. Asi kula ümit vermek ve onu tövbeye teşvik etmek gayesini de güder. Bu müjdelerin hepsinde tövbe istiğfara çağrı var. Tövbe edin, istiğfar edin, gerçek iman sahibi olun. Ümit kesmeyin. Allah'ın rahmeti geniştir ama azabı şiddetlidir. Korku ümit arasında olmaya gayret et. En çok korkan da sen ol, hiç ümit kesmeyen de sen ol. Çünkü kulluk edebini idrak eden Allah'ın affına güvenip günah işlemez. Allah beni affeder diye diye günah işlemek, şeytanın kişiyi Allah ile aldatmasıdır. Bu da Kur'an-ı Kerim'de hem ayet var, hem de hadis-i şerifler mevcuttur. İki şey vardır, gerekli kılıcıdır der bir zat. Ey Allah'ın Resulü, gerekli kılan bu iki şeyden maksat nedir diye sordular Peygamberimize. Cabir Hazretleri'nin rivayet ettiği hadis-i şerif ki, Müslim de bunu kitabına almıştır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kim Allah'a herhangi bir şeyi ortak kılmış olarak ölürse, yani şirk koşarak ölürse, bu kimse ateşe girecektir. Kim de Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmadan ölürse, o da cennete girecektir. İşte biraz önceki izahını yapmaya çalıştığımız hadisi şerifin bu da bir başka türlüsüdür. Evet kıymetliler, Cenab-ı Hak bütün imanlarımızı kamil ve daim eylesin. İmanı gerçek iman olarak kamil derecede ebediyül ebed eylesin imanlarımızı. Amellerimizi de salih eylesin. Her amel salih olan amellerden eylesin. Kötü amellerden, haramlardan, günahlardan uzak eylesin. Şirkten, küfürden, nifaktan, şigaktan cümlemizin imanını halas eylesin. Bu dualarla bugünkü dersimizin sonuna geldik. İnşallah derslerimiz devam edecektir. Şanlı Peygamber'in hadis külliyatından keşif notları ile.